8 sınıf tayfam herkese merhaba metin hocadasın ne yapıyoruz seninle birlikte 8 sınıf inkılap tarihi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Şimdi öncelikle bu yazılı kağıdını indirebileceğim bir telegram linki açıklama kısmına bırakıyorum. Diğer taraftan instagram hesabımı açıklama kısmına beni oradan takip edebilirsin. Ve gel gelelim işin özetine aslında şimdi bu yazılımı ağzını halledersin. Nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır. Beni soracak olursan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bak suyumu aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Geldim senin karşında oturuyorum. Sen ne yap? Sen ne yap biliyor musun? Sen ilk başta bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir rahatla. Bir gevşe. Yani senin birinci önceliğin aslında yazılı sınavlar değil LGS sınavı biliyorsun. Az kaldı. Çok bir süremiz kalmadı LGS için. Ee, başarılı olacağından eminim ama bu konuşmaları en sona saklayacağım. Dolayısıyla ne yapalım? Suyunu aldın mı? Tamam, teşekkür ederim. Gel bakalım seninle şu yazılıyı hemen halledelim. Şimdi bir kere şöyle bir şey ben bunu öğretmenize sorun. Ben birinci senaryoya göre hazırladım. 5 tane soru var. Kazanımları, üniteleri belli işini göreceğinden eminim. Umarım işine yarar ve e, yüksek puan alırsın. Her sorumuz burada bizim için 20 puan değerinde, e, açık kuşlu tamamı diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan şu mikrofona bakalım da sonra ses kesilecek. Video bitince çok sinirleneceğim. Şu bilgisayarımda biraz şöyle kaldırayım. Ha tamam. Geç benim haricimde herhalde videonun ortasında şöyle ayar yapan yoktur ha. Evet, şimdi birinci soruyla başlayalım. 4. ünitemizin 1. kazanımına ait bir soru sorumuzda diyor ki kazanımımız çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Atatürk'ün bu ifadeleri Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir yazınız demiş sorumuzda Şimdi değerli kardeşim bir kere Atatürk ülkelerinden bir soru gelecek senin karşına. Bu milliyetçilik de olabilir, inkılapçılık da olabilir, işte halkçılık da olabilir. Anahtar kavramlarını vereceğim. Bir kere burada anahtar kavram Türklük. Atalarımız ve Türklük. Burada nereye gidebilirsin? Buradan direkt kafadan milliyetçiliğe. Milliyetçilik diyebiliriz. Milliyetçiliğe gidebilirsin. Şimdi şöyle bir durum var. Milliyetçiliğe gidebilmen için orada... Türklük Türk vurgusu olması lazım, milli kültür vurgusu olması lazım, bağımsızlık vurgusu olması lazım. Şimdi buradaki ifade Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla Türk Tarih Kurumu'nun kurulması da milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Eğer temelinde eşitlik varsa, sosyal devlet ilkesi varsa halkçılığa git. Çağdaşlaşma varsa inkılapçılığa git. Demokrasi, halkın yönetime katılması, ulusal egemenlik varsa cumhuriyetçiliğe git. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayırt edilmesi varsa orada din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık, laikliğe git. Anlaşıldı mı? Ha, eğer devlet yapılan yatırımlara öncülük ediyorsa, ee, para veriyorsa, fabrika kurulmuşsa, banka kurulmuşsa devletçiliğe git. Yani ilkeleri bu şekilde yapabilirsin. Dolayısıyla soru kaçırmanı istemiyorum ona göre. Evet geldik ikinci soruya yine dördüncü ünitemizin ikinci kazanımı ile ilgili bir soru. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar sorumuz. Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin de davet edilmesi saltanat makamının ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaşmaması. TBM'nin açılmasıyla ulusal egemenlik ülkesinin gerçekleşmiş olması. Şimdi sevgili kardeşim e, Lozan görüşmelerinden önce tıpkı Londra konferansında olduğu gibi itilaf devletleri İstanbul hükümetini çağırarak yine bir ikillik yaratma peşinde ama yapılan görüşmeler sonucunda saltanat makamı 1 Kasım 1922 yılında kaldırılıyor. Sadece bu da değil saltanat zaten uluslararası egemenlikle gerçekleşmiyor, e, bağdaşmıyor, TBMM'nin açılması ile uluslararası egemenlik ilkesi işlerlik kazanmış, e, saltanat makamının milli mücadeleye karşı e, tutumu da ortada Dolayısıyla hepsini tuttuğumuz zaman e, ne diyeceğiz biz buraya? Saltanatın kaldırılması. Tabi Mustafa Kemal'in yaptığı inkılapların e, hepsi planlı programlı. E, şimdi bir dakika yazacağım. Saltanatın kaldırılması diyelim şuraya. Şimdi babacım şöyle bir durum var. Mustafa Kemal burada hemen şunu yapmıyor Atatürk. Yani saltanatı kaldırdım halifeliği de kaldıracağım. Hayır. Aynı tarihte Abdülmecit Efendi Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi sıfatıyla e, halife seçiliyor meclis tarafından halifelik ayrı bir makam haline getiriliyor. Saltanatın kaldırılması laikliğin ilk adımı olmakla birlikte cumhuriyetçilik ilkesiyle de ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da bu şekilde olacaktır. Geldik 3. soruya. Atatürk dönemindeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar demiş. 7 Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan milletvekilleri tarafından Ankara'da kurulan siyasi partidir. Mustafa Kemal'in eski silah arkadaşları ve dava arkadaşları olan Kazım Karabekir, Rauf Orba, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar'ın başını çektiği bu kişiler muhalefette yer almaya tercih etmişlerdir. Ancak görecek baskılar ve hemen sonrasında meydana gelecek Doğu İsyanı ile birlikte sıkı yönetim ilah edilmiş ve parti 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Verilen bilgiler Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Babacım şimdi 3 tane parti kuruluyor. Cumhuriyet Halk Fırkası, günümüz Cumhuriyet Halk Partisi e ee, ilk muhalefet partisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ikinci siyasi partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ikinci muhalefet partisi yani ikinci çok partılı hayata geçiş denemesi ve üçüncü siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Tabii hepsi çeşitli nedenlerle kapatılıyor. Bu durum Türk halkının henüz demokrasiye hazır olmadığının bir göstergesi amaç ne? Farklı partiler kurarak elbette hükümetin denetlenmesini sağlamak, farklı fikirlerin meclise yansımasını sağlamak. Ama burada verilen bilgiler, bizden bilgi istediği için terakki, perver, e, cumhuriyet fırkası diyoruz. E, tabii burada serbest cumhuriyet fırkası da karşına çıkabilir. E, i̇kisini birbirinden ayırt edebilmen için şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Yani e, Ali Fethi Okyar e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusudur. E, burada Doğu İsyanı'ndan kastı şey Sait İsyanıdır. Şey Sait da parmağı olduğu düşünülen parti kapatılmıştır. Tabii şöyle bir durum var. E, parti programında partimiz dini düşüncelere saygılıdır diye bir ifade kullanıyorlar ama elbette bu e, çok masumca bir ifade olmadığı Mustafa Kemal e Türk tarafından vurgulanıyor. Geldik 5. ünitemizin 3. kazanımına Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri analiz eder. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Diyor ki benim ölümlü vücudum bir gün zaten öleceğim ben. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak. Türkçesi bu. Atatürk bu ifadeleri Cumhuriyet'e yönelik tehditlerden hangisiyle ilgilidir demiş. Atatürk kendisine yönelik yapılan İzmir suikastinden sonra Anadolu Ajansı'na bu açıklamayı yapmıştır. Dolayısıyla burada aslında suikastın asıl amacının kendi şahsı üzerinden yani kendi şahsının olmadığı ama benim üzerimden Cumhuriyet rejimi ve inkılaplardır. Aslında onu vurgulamaya çalışıyor. Dolayısıyla buradaki sorumuzun doğru cevabı da İzmir suikasti olacaktır. Evet bunu böyle bu şekilde işaretliyoruz. Geldik 6. ünitemizin ikinci kazanımına. Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. Boğazlar komisyonu kaldırılarak Boğazların denetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Böylece Boğazlar üzerinde tam bağımsızlık sağlanmıştır. Bu kazanımlar Türk dış politikasında yaşanan gelişmelerden hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden soru gelme ihtimali var ama burada yaşanan gelişmelerden atıyorum e, Musul sorununa bakabilirsin, Hatay sorununa bakabilirsin, yabancı okullar sorununa bakabilirsin. Bunlardan soru gelme ihtimali var. Şimdi değerli arkadaşım Lozan görüşmelerinde, Lozan Barış Antlaşması'nda alınan karar Boğazlar'la ilgili. Boğazlar her iki yakasından e, askerden arındırılacak ve Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir kararı alınmıştır. Değerli arkadaşım bu karar tam bağımsızlık ve egemen devlet ilkelerine aykırıdır. Çünkü kendi boğazlarımızda her ne kadar başkana Türk olsa bile yabancı bir devlet komisyonunun olması, söz sahibi olması tam bağımsızlığa aykırı. Tabi ee, bu Atatürk dönemine yani Cumhuriyetin yanından sonraki dönemlere geldiğimiz zaman elbette Almanya ve İtalya'nın Avrupa barışını ve dünya barışını tehdit eden yayılmacı bir politika izlediklerini görüyoruz. Bu durumu önceden Sezen Mustafa Kemal ne yapıyor? Diyor ki babacım bu Boğazlar Komisyonu Boğazlar konusunu tekrardan gündeme getiriyor. Ve Montrö Boğazlar Konferansı toplanıyor. Bu konferanstan sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Ve Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor. Dolayısıyla buradaki sorumuzun doğru cevabı Montrö Boğazlar Sözleşmesi olacaktır. Doğru cevabımız Montrö Boğazlar Sözleşmesi Dolayısıyla bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaparsan kaç alacaksın? 100. Hem okuldaki yazıldan hem de bu sınavdan kaç aldığını lütfen yorum olarak yaz. Yorumları okuyorum bu arada. Şimdi gel gelelim kaçma bir yere. Bir dur yazıl tamam. Şimdi açıklama kısmına bir göz at. Orayı hiç çok uzatmayacağım. Şurada LGS çok az bir süre kaldı. Şimdiye kadar kaç puan yaptığının hiçbir önemi yok. İyi ve yüksek puanlar alıyorsan o puanı koru. Hatta üstüne eklemeye çalış. 500 tam puan yapmıyorsan eğer. Eğer 500 yapıyorsan zaten onu koruman gerekiyor. Ama kötü netler çıkıyorsa bence son bir ayda fark atabilirsin. O netlerini arttırabilirsin ve LGS yüksek bir motivasyonla girebilirsin. Herkes aynı soruyu görecek. Herkese eşit dakika veriyorlar. Özel durumlar hariç işte hastalıktı şuydu buydu. Yani eşit şartlarda gireceksin bu sınava. Puanın değil yüzdelik dilimin önemli. Sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. Avantajın çok fazla bence son aylarda sınava asılman gerekiyor. İyi bir şekilde e, tabi deneme çözüyorsun, muhtemelen soru bankası çözüyorsun. Sadece yanlış yaptığın konuları tekrar et. Yani bir konuyu sürekli doğru yapıyorsan o konuyu tekrar etmen bence anlamsız. Yani sınava kadar yüksek motivasyonla ders çalışman, konu tekrar yapman, bol bol hem genel deneme hem branş. Deneme. Tabii genel deneme branş denememi eğer branş yani inkılapta sadece eksiğin varsa branş denemesi seçiyoruz Ama kendini tabii her gün bir tane genel deneme çözmen gerektiğini ben düşünüyorum. Umarım hem anlattıklarım hem yazılı sana faydalı olmuştur. Ben ne diyorum? Ben diyorum ki LGS'de umarım istediğin puanı alırsın. E, da istediğin puan alırsın. Her şey gönlünce olsun artık liseye gidiyorsun. Yeni yeni müfredatla yolun pahtın açık olsun. Metin Uruk ben. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. <laughs>